Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet, resimden de anlayabileceğiniz üzere bu hafta oyuna Gunrunning ile alakalı indirimler ve bonuslar bulunuyor. Bültenimize geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu haftaki indirimler ve bonuslar 2 hafta boyunca sürecek arkadaşlar. Tam tarih vermek gerekirse 14 Aralık tarihine kadar, dediğim gibi bu videoda izleyeceğiniz etkinlikler ve bonuslar bu tarihe kadar sürecek. Muhtemelen 14 Aralık'tan sonra da daha önce bu yılın sonlarında çıkacağı söylenen yeni GTA Online güncellemesinde geleceğini düşünüyorum. Tabii bunu da hep birlikte 14 Aralık'tan sonra göreceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen haftalık bültenimize başlayalım. Evet, ilk haberimiz bu hafta Gunrunning Cell Missions'larında 2 kat ödül bulunuyor. Bu Gunrunning Cell Missions'ları oyundaki bunker'da satış yaptığımız olan görevler arkadaşlar. İşte bu satışlar hafta boyunca bize 2 kat fazla para kazandıracak. Dolayısıyla dilerseniz bu hafta 2 kat bonusuyla birlikte bu satış görevlerini de yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz bu hafta Adversary Mod'da bulunan bunker serisi görevlerinde 3 kat ödül bulunuyor. Bu görev serisinde oyunun duraklama menüsünden Jobs kısmına girdiğinizde oradan da Adversary Mod kısmında bulabilirsiniz. Dilerseniz önümüzdeki 2 hafta boyunca bu görev serisinde 3 kat bonusuyla birlikte yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz bu hafta oyundaki Mobile Operation Center tırımızın içinde bulunan görevlerde 2 kat ödül bulunuyor. Aynı zamanda bu hafta Mobile Operation Center tırının kendisinde de bir indirim bulunuyor. Buna da birazdan değineceğim arkadaşlar. Eğer görevlerin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız şu an ekranın sağ üst tarafında çıkan karta tıklayarak bu görevler hakkında da bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki haberimiz bu hafta Top Fun görevlerinde 2 kat ödül bulunuyor. Bu görev serisinde oyunun duraklama menüsünden Jobs kısmına girdiğinizde orada Versus kısmında bu Top Fun görevlerini görebilmeniz mümkün. Dilerseniz 2 katlık bonusundan da faydalanarak önümüzdeki 2 hafta boyunca bu görev serisinde yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz bu hafta Los Santos Tuners yarış serilerinde 2 kat ödül bulunuyor. Bu yarış serileri Sprint, Street Races ve Pursuit adındaki yarış serileri arkadaşlar. Bu yarış serilerine Carmeet bölgesinden ulaşabilmeniz mümkün. Dediğim gibi bu hafta 2 kat Reputation bonusu var bu görevlerin. Yani 2 kat itibar puanı kazanabiliyoruz ve Carmeet level'ımızı bu şekilde hızlıca arttırabiliyoruz. Dilerseniz önümüzdeki 2 hafta boyunca bu yarışları yaparak daha hızlı bir şekilde Carmeet Reputation puanı da kasabilirsiniz. Bir sonraki haberimiz bu hafta GTA Online'a giriş yapan herkes resimde gördüğünüz Manor PRBG adındaki tişörtü ücretsiz bir şekilde kazanmış olacak. Yapmanız gereken tek şey GTA Online'a bir kez giriş yapmak. Daha sonrasında bu kıyafetinizi gardırobunuzda Unlock bölümünde bulabilmeniz mümkün. Gelelim bu haftaki Carmeet bölgemizde bulunan Prize Ride Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Emperor Vectre. Araç gerçek hayattaki birçok markadan esinlenerek oluşturulan bir araç arkadaşlar. Ancak çoğunlukla Lexus'un RCF adındaki aracından esinlenilmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 1.785 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak araç hoşunuza gittiyse önümüzdeki 2 hafta boyunca bu aracı ücretsiz bir şekilde sahip olabilmeniz mümkün. Ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek içinse önümüzdeki 2 hafta boyunca toplamda 12 Carmeet yarış serilerini oynamanız, ki bunlar Pursuit ya da Street Races serisi olabilir. İşte bu yarış türlerinden önümüzdeki 2 hafta boyunca en az 12 tane yapmanız ve bu 12 yarışı da ilk 5 içerisinde tamamlamanız gerekiyor. İlk 5'te tamamladığınız 12. yarışınız sonunda bu aracı ücretsiz bir şekilde kazanmış olacaksınız. Gelelim bu haftaki Carmeet bölgemizde bulunan test araçlarımıza. İlk aracımız Ubermat Cypher adındaki araç, bir diğer aracımız Obey Tailgater S adındaki araç ve son olarak da Karin Sultan Klasik adındaki araç. Dilerseniz bu hafta Carmeet bölgesine giderek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Gelelim bu haftaki Diamond Casino Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Mammoth Scuddy. Araç gerçek hayattaki Hammer'ın H1 ve H2 adındaki modelli araçlarından esinlenilmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 1.100 milyon dolar civarı bir ücreti bulunuyor. Ancak önümüzdeki 2 hafta boyunca her gün Diamond Casino Oteli'ne gidip çarkı çevirerek ya burada gördüğünüz aracı ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Evet, gelelim indirimler köşemize. Bu hafta oyundaki tüm bunkerlarda %40'lık bir indirim bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu önümüzdeki 2 hafta boyunca bunker sel görevlerinde de 2 katlık bir bonus var. Dolayısıyla indirimli fiyatından bunker alıp bol bol sel görevi yaparak güzel kâra geçebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bunker'ın yükseltmeleri ve modifikasyonlarında da yine %40'lık bir indirim bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Bir sonraki indirimimiz Mobile Operation Center tırında bu hafta %40'lık bir indirim bulunuyor. Yine bildiğiniz üzere önümüzdeki 2 hafta boyunca Mobile Operation Center tırının içindeki görevlerde de bonuslar bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla indirimli bir şekilde bu tırı alıp o görevleri de bonuslu bir şekilde tamamlayarak buradan da çok aşırı miktarlar olmasa da güzel paralar elde edebilmeniz mümkün arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu Mobile Operation Center tırının yükseltmeleri ve modifikasyonlarında da %40'lık bir indirim miktarı bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu indirimleri de değerlendirerek satın almayı tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta
hafta Los Santos Carmeat bölgesindeki kıyafetçide yarış suitlerinde %30'luk bir indirim bulunuyor arkadaşlar. Eğer buradaki yarış suitlerini almak istiyorsanız veya tarzınıza uygunsa dediğim gibi %30'luk indirimden faydalanarak bu yarış suitlerini indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Ocelot Jugular adındaki araç. Bu hafta %35'lik bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Maybatsu Penumbra FF adındaki araç. Bu hafta %35'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz Pegasi Tempesta adındaki araç. Bu hafta %35'lik bir indirim görmüş. Ve son olarak da Jobuild P996 Lazer adındaki jetimiz bu hafta %30'luk bir indirim görmüş durumda. Bu haftaki araç indirimlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi bu makalede paylaştığım tüm indirimler ve bonuslar 2 hafta boyunca sürecek. Dolayısıyla eğer bu indirimlerden ilginizi çeken olduysa bu süre zarfında bu araçlara indirimli bir şekilde sahip olabilirsiniz. Son olarak gelelim Prime Gaming bonuslarımıza. Bu hafta Prime Gaming hesabını Social Club hesabıyla bağlayan ve GTA Online'a en azından bir kere giriş yapan herkes oyun için 100.000 dolarlık bir ödülün sahibi olacak. Prime Gaming indirimlerimiz de bu şekildeydi. Evet, böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve Eren Aramız kanalına abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.